Bugün konuğumuz Fiat Egea Sedan. Egea Sedan daha önce pek çok kez size anlattığım bir otomobil. Bu yanındaki otomatik şanzımana ve dizel motora sahip versiyon. Bunu da daha önce size anlatmıştım. Arada bir boşluk oldu. Malumunuz Euro 6D emisyon normlarına geçerken motor ciddi bir şekilde elden geçirildi. Bu elden geçirme sonucunda da emisyon normlarına uyum aşamasında en azından otomatik şanzıman bir süre ürün gamında değildi Fiat Egea'nın. Sonuçta bugün itibariyle otomatik şanzımanlı ve dizel motorlu bir Egea satın almanız mümkün. Eskiden çok talep gören bir versiyondu bu yanımdaki. Bundan sonra da herhalde popülerliğini sürdürecektir diye tahmin ediyorum. Benden Egea hibrit incelemesi beklediğinizin farkındayım. Bunun için biraz daha beklemenizi rica ediyorum sizden. Çünkü geniş kapsamlı bir tüketim ölçümü yapmak istiyorum. Şu anda ekran başındaki herkesin hayatına uyumlu olacak bir tüketim verisini paylaşmayı planlıyorum. Umuyorum o videonun sonucunda böylece herkes kendi kararını verebilir. Egea hibrit konusunda yani çok farklı parkurlarda farklı tüketim ölçümleri almam gerekiyor. Bunun için biraz daha uzun sürecek, biraz daha zahmetli olacak bir videodan bahsediyor olabiliriz. Bunun dışında bu yanındaki aracın tüketim verilerine de ihtiyacım var zaten Egea hibridi değerlendirebilmek için. Çünkü ne olursa olsun dizel motorlu otomatik şanzımanlı bir Egea tabii ki Egea hibritin en önemli rakibi olacaktır. Aklınızı kesinlikle çelecektir daha uygun fiyata dizel motor otomatik şanzıman satın almak. Aynı işi görür mü diye düşüneceksinizdir. O nedenle bu aracın tüketim verilerini de o incelemeye ekleyeceğim. O zaman bu durumu açıklığa kavuşturduktan sonra Egea Sedan'ın direksiyonuna geçelim bakalım. Yeni motor, eski şanzıman, neler var neler yok, performans, tüketim verileri vesaireler ve şöyle yüzeysel de bir Egea anlatımıyla birlikte videonun sonuna gelelim. Başlıyoruz o zaman. Şimdi Egea Sedan'ın direksiyonundayız. Hemen motor şanzıman durumlarından bahsedeyim. Motor zaten çok uzun zamandır tanıdığınız motor. 1.6 litrelik multijet dizel motor uzun zamandır aramızda. Euro 6D'ye geçerken, daha doğrusu makyaj sonrasında bu motorla ilgili bazı değişiklikler yapıldı. Çalışma karakteri değiştirildi. Bazı parçaları elden geçirildi. Yeni emisyon normlarına uyum sağlayabilmesi için güne daha hazır hale getirildi diyebiliriz herhalde. Bu sırada motor gücü de yükseltildi. 130 beygire çıktı 120 beygirden. Torku ise değişmeden kaldı 320 Nm ile. 6 vitesli DCT şanzıman, eski şanzıman, kuru kavramalı, alt oranlı şanzımandan bahsediyoruz. Burada hibritten farklı bu konuda yani. Aslında bakacak olursak orada 7 vitesli ve ıslak kavramalı bir şanzıman bulunuyor. Neden yeni şanzımanı buraya da uygulamamışlar diye sorabilirsiniz. Sonuçta multijet motorun ömrü çok da uzun olmayacak. Bunu artık kabul etmemiz lazım herhalde. Dizellerin yavaş yavaş ömrünün sonuna geldi. Ve yeni bir şanzıman uyumu için para harcamayı istememiştir. Kuvvetle muhtemel fiyat yetkilileri böyle bırakmayı tercih etmişlerdir. Bu motor şanzıman ikilisini bir uyum sorunu illaki vardır. Çünkü direkt uygulayabilirlerdi başka türlü. Peki sonuçlar nasıl? Bu yeni emisyon normu uyumu ile birlikte otomobilin motor gücünün yükselmesini tabii ki hissedemezsiniz. 10 beygirlik bir artışı hissetmeniz oldukça zor olacaktır. Ama buna karşılık tork bandı biraz daha farklılaştırılmış otomobilin. Tork üretim karakteri daha doğrusu biraz daha farklılaştırılmış otomobilin. Gerçekten de yolda paspas sıkıyordu adam. Ya çok enteresan ya. Yolu ıslatmak güzel fikirdir her zaman. Çünkü insanların orada fren yapması hiçbir zaman gerekmez. Konumuza geri dönecek olursak. Tork üretim karakteri biraz daha değiştirilmiş. Eskiden alt devirlerde neredeyse sessiz bir motordu ve üstüne de bir anda patlamayla tork gelirdi. Bunun neticesi olarak da kullanım karakteri de biraz daha farklıydı aslında. Bu motoru biraz daha sert kullanmak gerekiyordu. Biraz daha o alt devirleri geçmek için gaz pedalını hızlı kullanmak gerekiyordu. Sonuçta bu yakıt tüketimine yansıyordu alt devirlerin. Biraz daha isteksiz olması alt devirlerde kalmayı çok fazla tercih etmiyordunuz. Güzel karşılıklar alabilmek için her zaman üst devirlere ihtiyaç duyuyordunuz. Yeni motorla birlikte bu tork üretim karakteri değişince alt devirler artık biraz daha dolu, biraz daha istekli ve tork da patlamayla gelmiyor. Yavaş yavaş yükselerek geliyor. Böylece daha rahat kullanılabilir hale gelmiş. Manuel şanzımanla bu daha dikkat çekici. Tabii ki çift kavramalı otomatik şanzıman üşenmeden sürekli vites değiştirdiği için eskiden de buna çok rahat bir şekilde uyum sağlıyordu. Artık manuel şanzımanı kullanmak biraz daha rahat. DCT uyumuysa eskiden olduğu gibi yine oldukça iyi düzeyde. Burada kararlı bir şanzıman, hızlı vites geçişleri var. İlk kalkıştaki kavramasında biraz daha yavaş eskisine göre. Bunun nedeni kuvvetle muhtemelen kendisini korumak olabilir. Hem yakıt tüketimiyle ilgili kaygılar olabilir. Biraz daha net gaz emirleri istiyor ilk kalkıştaki kavramayı yapmak için. Bu sizin cüzdanınıza yarar sağlayacak bir seçim. Bazen rahatsız edici olabiliyor ama böyle kabul etmek lazım. Yani kavrama için para harcamaktansa bu seçimi böyle kabul etmek daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Zaten bir süre sonra alışırsınız şanzımanın o davranışına da ona göre
gaz pedalı emirleri vermiş olursunuz. Bunun dışında bu otomobille ilgili muhtemelen bir sorun, eğim kalkış yardımcısı bazen istediğiniz gibi çalışmıyor. Mesela duruyorsunuz, motor stop ediyor tabii ki. Motor stop ettikten sonra ayağınızı fren pedalına çekip gaz pedalı üzerine yerleştirdiğinizde ilk başta bir geri kayıyor otomobil hafifçe. Hafif bir eğimdeyseniz özellikle ya da bir otopark çıkışı gibi bir yerdeyseniz eğim kalkış yardımcısı orada arka tekerleklere uygulaması gereken freni uygulamıyor ve sizin geri kaymanızı engellemiyor. Bunun önüne geçmek için ben önce frenden ayağımı hafifçe çekip motoru çalıştırıyorum. Ondan sonra gaz pedalına basıyorum ki hızlı bir şekilde, rahat bir şekilde geriye kaymadan kalkış yapabileyim. Dediğim gibi bu otomobile özgü bir sorun olabilir ki böyle şeyleri genelde size aktarmıyorum ama bir Fiat grubu modelinde ilk defa karşıma çıkmıyor bu hal. Stop start sistemleri, yani motorun araç sabit haldeyken otomatik durdurulduğu sistemler uzun yıllardır aramızda ve yanlış hatırlamıyorsam ilk defa bir Alfa Giulietta da kullanmıştım. Ve onda da buna benzer bir sorun vardı. Eğimlerde motor kapatıldığında eğim kalkış yardımcısı devreye girmiyordu. Daha sonra yazılımla bunu düzelttiler ve eğimlerde motorun kapatılmasını engellediler. Bir nedenden ötürü o eğim kalkış yardımcısının çalışmasını sağlayamadılar ama motorun kapanmasını engellediler. Böylece bir çözüm üretilmişti. Burada durum öyle değil. Eğim kalkış yardımcısı dediğim gibi küçük eğimlerde bazen otomobili kaçırabiliyor. Buna dikkat etmek gerekir. Bu araca özgü bir problem değilse. Motorun yeni haliyle ilgili farklılıklar böyle. Bunun sonuçları nasıl? En önemli konu tabii ki yakıt tüketimi olacaktır. 32 km saatlik ortalama hızla şehir içinde durkaklar var, çevre yolları var. Bazen otoyollar var, sabit hız sürüşler var. 32 km saatlik ortalama hızla tüketimim 6.1 litre. 100 km'de bu oldukça iyi bir değer. Şu andaki sınıf ortalamasında bir değer diyebiliriz. Motorun bir önceki haliyle kıyaslayacak olursak arada gerçekten önemli bir fark var. Bu hız ortalamasıyla yakıt tüketimi daha önce 7 litreler civarında olurdu. 100 km'de pek tasarruflu bir motor değildi. Böyle kabul etmek lazım. Bu motoru böyle kabul etmek gerekiyordu eskiden. Pek tasarruflu bir motor değildi bu. Ama artık öyle değil. Artık sınıf ortalamasında tasarruf elde etmeyi başarabiliyor. Eskisine göre yaklaşık olarak 1 litrelik bir tüketim farkı gerçekten de önemli bir değerdir. Bugünlerde özellikle herhalde daha da değerli olacaktır. Otobana çıktığınızda 120-130 km saatlik bir tempo ile ama sakin bir sürüşte, öyle ara hızlanmalar yapmadan ya da sürekli hızınızı değiştirmeden eğer bir sürüş yaparsanız 6 litre civarında yine tüketim elde ediyorsunuz. Yani şehir içindekinden çok da farklı değil aslında. Burada hız ortalaması yükseliyor olmasına ve çok daha az gaz emri veriyor olmanıza rağmen, çok daha az hız değişimi emri veriyor olmanıza rağmen çok da farklı olmuyor tüketim verisi. Yakıt tüketimi düşürmek için mesela bölünmüş yollarda 110 km saat hız sınırı olan yerlerde 100-110 km saatlik bir tempo benimsemeniz gerekiyor. O zaman da yakıt tüketiminizi 5 litreler civarına da düşürebiliyorsunuz gerçekten de. Eski halinde hiçbir şekilde düşünülmeyecek, hiçbir şekilde aklınıza gelmeyecek bir değere kadar indirebiliyorsunuz. Yakıt tüketiminiz bu da iyi bir değer gerçekten de. Bu devirlerde arayacağımız, isteyeceğimiz değerler bunlar aslına bakarsanız. Durumlar böyle tüketim verisiyle ilgili. Yani eski multijet ve DCT şanzıman ikilisini kullanıyorsanız bayağı bir iyileşme var. Yakıt tüketiminde düşüş var. Bunu herhalde hesaba katabilirsiniz. Başka bir dizel motorlu otomatik şanzımanlı kompakt sınıf üyesinden Egea'ya gelmeyi planlıyorsanız 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri alacaksınız diyebiliriz herhalde bu motor şanzıman ikilisiyle birlikte. Buradan sürüşün diğer bölümlerine hemen hızlıca geçeyim. Motordan bahsettim, sesten biraz bahsedeyim. Motor sesini genel olarak duymuyorsunuz. Egea sessiz bir otomobil. Sınıfı için sessiz sayılabilecek bir otomobil. Sınıfındaki pek çok rakibinden ve kendisinden çok daha pahalı pek çok rakibinden çok daha az lastik yuvarlanma gürültüsü alıyor mesela. Dizel motorun sesini normal sürüş sırasında çok fazla duymuyorsunuz. İki halde çok duyuyorsunuz. Birincisi bu şanzımanla birlikte özellikle çok fazla alt devir kullanıyor dizel motor. Şanzıman yakıt tüketimini düşürmek için bunu tercih ediyor tabii doğal olarak. 1000-1500 devirler arasında motorun homurtusunu duyuyorsunuz. Doğrudan sesini duymuyorsunuz ama pek o devirlerde olmak istemiyormuş gibi sesler çıkartıyor ve onları duyabiliyorsunuz. Bir de tabii ki ara hızlanmalarda ya da ilk hızlanmalarda üst devre çıktığınızda motorun sesini yine duyabiliyorsunuz. Bunun dışındaki konularda ses konusunu geçtikten sonra diğer sürüş bölümlerine geçelim. Önde MacPherson, arkada torsiyon çubuğu var. Filtreleme konusunda iyi bir süspansiyon sistemi, bayağı iyi bir süspansiyon sistemi ama darbe sönümleme konusunda o kadar iyi değil ki burada
sedan özelinde konuşuyorum, sedan için konuşuyorum çünkü sedanlarla hatchback ve station wagon karosere sahip Egea'lar arasında süspansiyon sisteminde de bazı farklılıklar var. Hem yükseklik farklılıkları var hem de amortisörleri farklı. Bu 2-3 karoser türünün ikisinde biraz daha farklı amortisörler kullanılıyor. Bu seçimin arkasındaki neden tabii ki hedeflenen pazarlar sonuç itibariyle. Hatchback ve station wagon Batı Avrupa pazarları hedeflenerek geliştirilmiş araçlar ve o pazarlarda daha çok talep gören araçlar. Sedansa diğer pazarlarda talep gören bir otomobil. Bu pazarlar neden bu seçime neden oluyor diyecek olursanız, birincisi hatchback ve station wagon daha düzgün asfalt üzerinde gitmek için tasarlanmış otomobiller. Sedan buna karşılık biraz daha zorlu yollarda da rahat olabilsin diye tasarlanmış otomobil. Ve tabii ki sedanın üzerinde maliyet baskısı biraz daha fazla. Daha uygun fiyatlara satılması hedeflendiği için gönderildiği pazarlarda da olsun, Türkiye'de de olsun. Böyle düşününce tabii bu seçimler oldukça olağan hale geliyor. Zemin bozukluklarında, daha doğrusu yol bozuk oldukça mesela sedan hatchback veya station wagon'a göre daha rahat ediyor. Buralarda biraz daha güçlü hissettiriyor aslına bakarsanız süspansiyon sistemi. Bu da hedefe ulaşıldığını gösterebilir. Dediğim gibi darbe sönümleme konusunda öyle çok başarılı değil. Filtreleme konusunda iyi ama yine de filtreleme konusunda da öyle %100'lük bir başarıya sahip olduğunu söylemek zor. Özellikle küt zemin bozukluklarını size net bir şekilde hissettiriyor buradaki süspansiyon sistemi. Yol tutuş konusunda madalyonun öbür tarafında net bir süspansiyon sistemi, rahat kontrol edilebilir bir otomobil. Ne yapacağını size hissettiren, önceden söyleyen bir otomobil, sürücü dostu diyebiliriz herhalde bu otomobil için. Direksiyonun öyle çok geri bildirimleri yok ama ağırlığı çok güzel ayarlanmış, çok hassas, çok rahat yönlendirme yapılabilen bir direksiyon sistemi. Hem otoyolda sizi rahat ettiriyor hem de şehir içindeki manevralarda sizi rahat ettiriyor diyebiliriz herhalde bu direksiyon sistemi için. İki tane sertlik ayarı var. Kokpit üzerindeki bir düğmeyle sisti fonksiyonunu seçebiliyorsunuz ve park manevralarında beklediğinizden daha hafif hale gelebiliyor bu direksiyon sistemi. Bununla da size bir ekstra rahatlık sunuyor diyebiliriz. Diğerlerinin park modlarından, yani park manevrası sırasındaki yumuşaklığından biraz daha fazlasını burada alabiliyorsunuz. Buna karşılık yüksek hızlarda diğerlerinden biraz daha ağır hissettiriyor. Bu da güzel. Yani elinizin altında bir yük olduğunu, güç olduğunu hissetmek aslında yüksek hızlardaki manevralarda iyi gelebiliyor. Çok fazla da yormuyor sizi. Sürüşle ilgili durumlar böyle. Arkadan öne doğru diğer Egea özelliklerinden hemen bahsedeyim. 520 litrelik bir bagaj hacmi var. Sınıfı için gayet güzel. Geniş bir yükleme ağzı var. Rahatça kullanılabilecek bir bagaj. Bir sedan ne kadar rahat kullanılabilirse o kadar rahat kullanılabilecek bir bagajdan bahsediyoruz. Egea nispeten küçük bir otomobildir aslında bakarsanız. Kocaman bir bagajı olması nedeniyle arka koltuklarındaki alan tereddüte neden olabilir ama öyle değil. 4 tane yetişkin çok rahat bir şekilde seyahat edebilir. Hatta 5 yetişkin bile seyahat edebilir bu otomobilde rahat bir şekilde. Ben 1.75'im mesela, arkamda 1.75'lik bir yolcu çok rahat dizi ön koltuktan bayağı uzak bir şekilde rahatça seyahat edebilir. Arkada kol dayanağı var. Arkada makyajla birlikte gelen USB portu mesela, yine donanıma eklenebilenler arasında. Kokpit makyajla birlikte kalite algısı geliştirildi. Bu kokpitin bazı süslemeler eklendi mesela biraz daha iyi hissettirmesi için ama bazı yerlerde daha iyi olabileceğini düşünüyorsunuz. Mesela bir kompakt sınıf üyesi için daha iyi olabileceğini düşünüyorsunuz ama bu otomobilin fiyatı rakiplerinden hala düşük. Evet, pahalı bir otomobil günümüz için ama rakiplerinden hala düşük. Böyle baktığınızda da göz ardı edebileceğiniz bazı şeyler var bence. Bunu size bırakıyorum. Sizin kararınız tabii ki. Mesela kapı içlerindeki plastikler. Burada yumuşak malzeme bulmayı beklersiniz bu sınıfta. Burada sert malzemeler var ama dokusu kötü değil. Elinize kötü hissettirmiyor. Yani o pütürlü, kaygan plastikler gibi hissettirmiyor. Güzel bir dokusu var. Hatta kokpitin üstündeki yumuşak bölümlerle çok da farklı değil dokusu bu bölümlerin. Yani dokunuğunuzda sizi rahatsız etmiyor. Tıklattığınızda evet sertmiş diyorsunuz. Dediğim gibi size bırakıyorum bu kısmı. Bunun dışında makyajla birlikte gelenler arasında büyük bir bilgi eğlence sistemi geldi. Dokunma hassasiyeti güzel. Hızı biraz daha iyi olabilirdi. Bu bilgi eğlence sisteminin bazen tepki süreleri biraz uzun olabiliyor. Menüler arasında gezerken, ayarlamalar yaparken. Ya da ayarlamalar yaparken o kadar kötü değil ama bazı menülerin açılması, beklemeniz gerekebiliyor. Daha hızlı olsaydı tabii ki daha iyi olurdu. Kablosuz Apple CarPlay oynatma özelliği var bu yeni gelen bilgi eğlence sisteminin. Kablosuz şarj da varsa aracınızda bir kablo kirliliği olmadan rahatça telefonunuzu yansıtabiliyorsunuz. Hatta şu anda da benim telefonumdan alıyor. Gördüğünüz gibi benim telefonumun Google Maps'ini kullanıyor şu anda da. Bilgi eğlence sistemi.
Bakış açınıza göre büyük bir bilgi ekranı ya da dijital gösterge tablosu, yine makyajla birlikte gelenler arasında ortada büyükçe bir dijital alan var. İki yanda da devir göstergesi ve yakıt göstergesi ışıklandırmalar olarak gösteriliyorlar. Tamamen düz kaldıran iğneleri olmadan gösterilen bir ekrandan bahsediyoruz. Bunun iyi yanı, bu ekranın güzel yanı, bütün bilgileri size ya da pek çok bilgiyi size bir anda aktarabiliyor. Çok aramanız gerekmiyor, menüler arasında dolaşmanız gerekmiyor. Sizi bilgi sağanağına tutuyor bile diyebiliriz herhalde buradaki ekran için. Öbür taraftan bazı rakiplerindeki o gösterişli grafikler burada yok tabii ki. Onları bulamıyorsunuz. Daha albenili dijital gösterge tabloları var sonuçta piyasada. Buradaki onlardan bir tanesi değil. Saklama alanları konusunda güzeldir otomobil. Kapı içi biraz daha belki uzun olabilirdi ama şişe bölmesi var ve size yakın olarak konumlandırılmış. Çok akıllıca bu. Güzel bir seçim gerçekten de. Şişelere uzanmanız gerekiyor. Hemen yanınızda duruyor şişeniz. Vites kolunun önünde güzel bir saklama alanı var. Donanımınızda varsa kablosuz şarj için burayı kullanıyorsunuz. Vites kolunun arkasında iki tane güzel bardaklık var. Konumları biraz geride kalıyor. Özellikle arkadakinin konumu sürücü için bayağı geride kalıyor. Ve kol dayanağının altında da kalabiliyor. Kol dayanağını ayarlarsanız eğer öne doğru. Bu çok kullanışlı değil. Ama yine de genişlikleri güzel bu. Bardaklıkların ve kol dayanağının altında da küçükçe bir göz bulunuyor. Bununla birlikte fiyatlar donanımlar bölümüne geçelim. En sevimsiz bölüm. 500 bin liranın biraz üzerinde satış fiyatına sahip Egea Sedan. 1.6 litrelik dizel motor ve DCT çift kavramalı otomatikleştirilmiş manuel şanzımanla birlikte 530 bin liralar civarından başlıyor. Easy donanım paketiyle. Easy donanım paketiyle ilgili bilmeniz gereken şey kolay ulaşılabilsin diye tasarlanmış bir paket olduğu. Yan ve perde hava yastıkları bulunmuyor. Bu donanımla birlikte bütün Egea ürün gamı içerisinde tek olarak duruyor Easy paket. Yan ve perde hava yastıkları sunmaması açısından istisnai bir durum yani. Açıkçası keşke sunulsaydı ama 530 bin liralar pek çokları için üst limitin biraz daha yukarısı anlamına geliyor olabilir. Kolayca erişilmesi açısından ya da mesela filo satın alıyorsanız maliyetleriniz açısından böyle belirlenmiş. Bugünkü bir durum değil bu arada. Yani son ekonomik şartlarda böyle belirlenmiş bir durum değil bu. İlk günden bu yana tercih edilmiş bir halde. Sonuçta bütün üreticilerin böyle filolar için tasarlanmış araçları var ve ne yazık ki biraz toplumsal etkiler nedeniyle yani atıyorum klimanın olması şart bir otomobilde ama perde hava yastığı ve yan hava yastığı olmasa da olur. Böyle düşündüğümüz için, böyle düşünüldüğü için pazarda yapacak bir şey yoksa üreticilerde maliyeti böyle maliyet düşürmek için doğrudan güvenlik tedbirlerinden kısabiliyorlar. Yapacak bir şey yok bunun için de bizim değişmemiz gerekiyor aslında. Bunun için ki bu farklı sınıflarda farklı modellerde de görülebiliyor hala günümüzde. Keşke hepsinde mecburi hale gelse bunu anlatmaktan ben de kurtulsam. Bunun dışında diğer donanım seçenekleri, üst donanım seçenekleri 600 bin liraya yaklaşıyor fiyat seviyesi. Üstüne bir de mesela paketler satın alabiliyorsunuz. Bu paketlerle birlikte de 650 bin liralara çıkartabiliyorsunuz. Bu paketlerin içerikleri ilginç. Mesela güvenlik paketi var. Güvenlik paketiyle birlikte otomatik fren yapabilen çarpışma önleme sistemi, kör açı algılama sistemi, arkanızdan geçen araçları size bildiren mesela park yerinden caddeye doğru çıkarken arkanızdan bir araç geliyorsa onu size bildiren bir sistem. Bunların hepsini bu paket dahilinde satın alabiliyorsunuz. Aktif şerit takip sistemi, sizi şeritte tutan, direksiyona müdahale edebilen bir şerit takip sistemi yine bu paket dahilinde geliyor. Güzel paket, çok pahalı değil paket. İçeriğine göre çok fazla pahalı değil. Böyle söyleyebilirim herhalde. Pahalı çünkü aslında pek çoklar için ya da pahalı gelecektir. Ama içeriğine göre günümüz şartlarında o kadar da pahalı değil diyebiliriz. Fiyatlar konusunda konuşmayı sevmiyorum, anlamışsınızdır herhalde. Tekelemeye başladım resmen. Neyse, durumlar böyle. Bunun için de yapacak çok fazla bir şey yok. Ekonomik şartlar sonuç itibariyle. Sonuca bağlayacak olursak Egea Sedan için ilk günden itibaren bu otomobil çekici bir otomobildi. Özellikle fiyatına göre, her zaman bunun altını çiziyorum, fiyatına göre gerçekten de başarılı bir otomobil. Bunun arkasında yatan neden bu otomobilin düşük maliyetli olmak için tasarlanmış bir otomobil değil, düşük maliyetle insanları mutlu edecek bir otomobil olarak tasarlanmış olması. Bunu başaran Tofaş'tır. Tofaş'taki mühendislerdir, Tofaş'taki çalışanlardır, yöneticilerdir. Bu konuda tebrik ediyorum onları. Neden Tofaş'a veriyorum bu payı? Çünkü fiyatın diğer modellerinde bunu tam olarak göremiyorsunuz. Tabii ki fiyat genel bir fiyatın uygulaması olsaydı. Tabii ki fiyatın desteğiyle bu yapılmıştır. Tabii ki fiyatın da yönlendirmeleri vesairesi olmuştur ama ben Ege'yi her zaman Tofaş'ın eseri olarak görürüm. Ve bu konuda da gurur duyarım aslına bakarsanız. Çünkü
bazı detaylarla birlikte bu otomobil kullanıcı dostu bir otomobildir. Bazı konularda gerçekten pahalı otomobilleri yansıtır mesela kendi bünyesinde ve buna karşılık da hala düşük maliyetli kalmayı başarabilir. Bu da çok başarılı, çok güzel bir çözümdür. Evet, Euro NCAP testlerinden o kadar yüksek puan alamadı. Bunu mutlaka hesaba katmanız gerekiyor. Özellikle baz donanım mesela satın alacaksanız. Zaten Euro NCAP testinden düşük puan almış bir otomobil. Üzerine bir de yan ve perde lastiklerinden vazgeçmek iyi bir fikir değil. Bir üst paketten başlayın bence. Orta paketten başlayın. Yan ve perde lastikleriniz her zaman olsun. Evet, böyle durumları var. Bunu kabul etmek lazım. Ama öbür taraftan da diğer konular konusunda da işinizi çok rahat bir şekilde görebilecek bir otomobildir. Her zaman hesapta tutulması gereken bir otomobildir herhalde. Pek çok noktada ikinci el bir otomobil satın almaktan daha iyidir. 0 kilometre bir Egea satın almak. Durumlar böyle. O zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.